Herkese merhaba. Bu videonun adı Pozitif Beklentiler Yarat. Şimdi burada da Abraham'ın anlatımlarına odaklanıyor olacağım. Ve zaten bu videoda tamamen Abraham'ın kendisinin konuşmalarının bir çevirisi olacak. Bir önceki videoyu izlemeyenleriniz varsa lütfen sağ ya da sol üst köşede bulacaksınız. Oraya tıklayın ve ilk önce o videoyu izleyin. Sonrasında bunu ikinci video olarak izlerseniz daha sağlıklı olur. Şimdi bu videoya başlıyorum. Bu videoda dediğim gibi pozitif beklentiler yaratmaktan bahsediyor Abraham. Ve burada vibrational being olarak, yani vibrasyon kelimesi geçtiğinde titreşimden oluşan demek anlamına geliyor. Onu bilmenizi istiyorum. Vibrasyon, titreşim demek ve Abraham'ın kendi dili var. Ve onun dilini çevirmeye çalışıyorum elimden geldiğince diyeyim size. Abraham hep biz diye bahsettiği için ben de onu olduğu gibi çeviriyor olacağım. Şimdiden keyifli seyirler, iyi dinlemeler. Abraham başlıyor. Enerjiden oluştuğunuzun farkında mısınız? Ne zaman bir odaya girseniz o odayı enerjisel olarak gözlemliyor olduğunuzun farkında mısınız? Ne gördüğünüz bile enerjiden oluşan bir gözlemden ibaret. Çünkü görmek bu enerjinin bir çevirisi. Senin adına görmek dediğin ya da ses dediğin, sadece bunda o kadar iyisin ki şunu diyorsun: ben enerjiyi çevirmiyorum, sadece görüyorum, sadece duyuyorum, sadece kokluyor, tadıyor ya da dokunuyorum. Biz de diyoruz ki tüm bunlar senin enerjisel yorumların oluyor. Ve daha da fazlası, odaya girdiğin zaman o odanın enerjisel içeriğine zaten hazır olmuş oluyorsun. Ve buna hazır olduğunda nerede titreşim yaptığını da göz önünde bulundurarak, endişeliysen orada titreşiyorsun. Ya da sevinçliysen orada titreşiyorsun. Başka bir deyişle, radyonu hangi istasyon için ayarladıysan oradan inanılmaz derecede bir enerji akışı almaya başlayacak ve kendi ayarının nerede olduğunu biliyor olacaksın. Biri bize kısa süre önce bununla kafayı bozdum dedi. Hayatımdaki bu problemle kafayı bozdum. İçinde bulunduğum ve bana neşe veren aktiviteyi yapmakla kafayı bozdum. Bunun ne anlama geldiğini bir düşünün. Kafayı bozmak sadece onun hakkında düşündüğün, dolayısıyla düşündüğün şeyin de enerjisini aktive etmiş oldun. Ve onu daha uzun süre düşünmeye devam ettikçe o enerjiyi de daha uzun süre aktive ediyor oldun ve olacaksın da. İnan bana, çekim yasasında devreye girmesi çok zaman almayacak. Gerçekten bir şeye istikrarlı bir biçimde 10 saniye kadar dikkatini verdiğin zaman ve 1.17 saniye, 1.17 daha verdiğinde, yani 68 saniyeye ulaştığında çekim yasası devreye girmiş oldu. Sen aktive olan bir enerji alanına sahip oldun. Ve bu enerjinin kanıtı da hayatında kendini göstermeye başlayacak. Eğer bunu amaçlı olarak yaparsan, kendine dikkatini bozmadan o düşündüğün şeye ne kadar iyi odaklanabildiğini göstereceksin. Ve çekim yasasının o düşüncene ne kadar duyarlı olduğunu da göreceksin. Öyleyse sana yardımcı olacak bir düşünce bulmaya ve onunla kafayı bozmaya ne dersin? Neden kendini sana gösteren şeyler, neden mesela haberlerde gördüklerin ya da reklamlarda gördüklerin onunla kafayı bozmana sebep oluyor? Neden bir başkası senin neye ilgin olduğunu seçmek durumunda? Bilmeni istediğimiz şey tam olarak şu: bir odaya girdiğin zaman enerjisel olarak gözlemliyor oluyorsun ve sadece senin enerji alanında olanı gözlemlemeye erişimin var. Bazen bunu duyması zor. Çünkü bedenlenmiş varlıklar, yani insanlar olarak ve harika gözlemciler olarak şunu kaçırıyorsun: etrafını gözlemleme sürecindeyken birçoğunuz şu anki ortamı gözlemlerken gelecek ortamı yarattığınızın da farkında değilsiniz. Öyleyse şu anda içinde bulunduğunuz ortamda en sevdiğiniz neyse ona odaklanırsanız ve bu olumlu yönlerle kafayı bozarsanız,
Sizin gelecek kişisel ortamınız her ne istiyorsanız o şekilde gelişmeye başlayacak. Burada anlamanızı ve aktive etmek istediğimiz bir parça daha var. Siz bir odaya girdiğiniz zaman görsel, işitsel olarak her ne oluyor ise onun gerçek olduğuna inanıyorsunuz. Her neyi algılıyorsanız ama bu doğru değil. Çünkü yalnızca eşleştiğiniz her ne ise onu algılıyorsunuz. Enerjisel olarak eşleştiğiniz. Mesela hiçbir şeyi kaybettiğiniz zaman günlerce arasanız da bulamadığınız ve sonra bir anda burnunuzun ucunda bulduğunuz, gördüğünüz oldu mu hiç? Çünkü onun kaybolduğuna inandığınız zaman, onu bulamıyorum döngüsünde olduğunuz zaman ve bunu 68 saniyeden daha da uzun süre yaptığınız zaman, bulduğunuzda onu oraya başkasının koyduğunu düşünüyorsunuzdur. Çünkü günlerce aramışsınızdır ve onun orada olması imkansızdır. Bir şeye karar verdiğiniz zaman, bir şeyi bekleme yani umut etme noktasına geldiğinizde bu kronik enerji döngüsüdür ve çok güçlüdür. Bazen gerçekten de burnunuzun ucundaki şeyleri dahi göremezsiniz. Çünkü enerjisel olarak sizin sunduğunuzdan farklı bir enerjideki yere girme izniniz yoktur. Sadece yoktur. Bu kaybolan bir şeyi kendi gözlerinizle görememek kadar bile basit olabilir. Her şey ama her şey enerjiden ibaret. Esther, yani burada Abraham bağlandığı kanal diyeyim, o geçtiği meditasyondaki enerji. Esther de kadının kendisi. Esther haftalarca altın renkli kalemini aradı ve onun hakkında deliler gibi konuştu. Bütün evi talan etti, bakılabilecek de her yere baktı. Ve Jerry'ye yani kocasına dedi ki, bu kalem gerçekten yok oldu. Ve tam olarak bir ay sonra bir başka şeye bakarken o kalemi buldu. Ve defalarca baktığı bir çantanın içindeydi kalem. Ama evren, kötü niyetle değil sadece enerjisel olarak, dikkatlice onu bulamamasını sağladı. Çünkü Esther kalemin kaybolduğundan emindi. Ve kaybolduğundan emin olduğum bir şeyi bulman imkansız. Dediğim gibi ona enerjisel olarak geçiş iznin yok. Öyleyse geldiğimiz nokta şu. Sizler titreşimsel yaratıcılarsınız. Ve bunu anladığınız, bilinçli olarak dikkatinizi ne düşünmek istiyorsanız ona verdiğiniz zaman, dediğimiz gibi 68 saniye kadar, evren size enerji alanınızda aktif olan her neyse onun kanıtını sunacak, gösterecektir. Bunu bilmenin en iyi yolu da bunu yaşıyor olmanız. Sizi Tonga'ya düşüren nokta da bu. Bu sizin enerji alanınızda var. Öyleyse onu yaşıyorsunuz, onu yaşıyorsunuz ve onu gözlemliyorsunuz. Onu titreşim alanınızda aktif tutuyorsunuz ve dolayısıyla yaşıyorsunuz. Ve bu bir döngü. Çekim yasası size enerji alanınızda olanı veriyor. Siz onu gözlemliyor, enerjinizi ona veriyor ve onu yaşıyorsunuz. Sonra da bu gerçek diyorsunuz. Biz de tabii ki öyle diyoruz. Gerçek aynen bu şekilde yaratılıyor. Ama ne zaman ki olan her neyse ona odaklanmaktan vazgeçmek istiyorsunuz ve olan her neyse size iyi gelen tarafını seçiyorsunuz, işte o zaman dikkatinizi her ne yaratmak istiyorsanız ona odakladığınızda bilinçli olarak doyumlu bir hayatı da seçmiş olacaksınız. Şimdi bu videoda aslında ben de kendimce bir yorumda bulunarak bitirmek istiyorum. Burada videonun adı pozitif beklenti yaratmak. Beklenti dediği aslında expectation. Yani umuttan biraz farklı. Siz neyi yaratmak istiyorsanız hayatınızda ona odaklanmak durumundasınız. Yani mesela kendisinin verdiği bir örnek vardır. 10 tane mum düşünün ve o 10 mumun bir tanesi yandığı zaman o odanın hepsini aydınlatır. Ve siz 9 yanmayan mumu odaklandığınızda karanlığa odaklanırsınız. Ama bir tane o yanan mumu gördüğünüzde ise tamamen ışığı görürsünüz ve her şey bir anda değişir. Abraham'ın dediğim gibi bana inanılmaz dokunuşları oluyor. Her defasında hep çok olumlu anlamda kendimden geçmeme sebep oluyor diyeyim.
Umarım sizin hayatınızda da farkındalıklar yaratır, buna vesile olur. Bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorumlarınız varsa da bunu lütfen benimle paylaşmayı unutmayın. Bu videoları beğeniyor musunuz? En çok merak ettiğim bu açıkçası. Çünkü daha önce Abraham'ın videoları Türkçe'ye çevrilmedi ve tamamen kendi konuşmalarından bir alıntı. Yani daha doğrusu kendi konuşmalarından bir kesiti Türkçe'ye çeviriyorum. Aşağıda da İngilizce linkini sizinle paylaşıyor olacağım. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda da görüşmek üzere. Sevgiyle, neşeyle ve coşkuyla kalın. İyi ki varsınız. Haftaya görüşmek üzere.